Biliyorsunuz orası iki kat otopark demiştik biz. Hatta baştan alayım. İşte bazen soruyorlar. Siz sormadan ben söyleyeyim. Ya başkanım burası geçen bir il başkanımız açıklamış. Siyasi partinin il başkanı. Eskiden de mesai arkadaşımızdı bizim ama gündemi takip etmediğini düşünüyorum. İl başkanlarıyla toplantı yaptık. Gelmedi de sayın başkan. Ama gündemi de takip ettiğine inanmıyorum. Defaatle açıklamamıza rağmen hala burası rant kapısı mı olacak, yok şu kapısı mı olacak derse ben üzülürüm. Tabii ki şehrin rantı olmalı. Şahsi değil ama. Ya kamusal rant olabilir. Tabii ki ben bunları yapmasam bu kadar hizmeti nasıl yapacaktı? Hesabımızı, kitabımızı iyi yaparım. Ama ben. Şöyle de bir şey var. Şimdi ben bitireyim Ercan Bey. Evet, buyurun. Şimdi ben buraya Allah şahit, Murat Kurum Bey de şahit. Başı sağ. Fatma Baran hanımefendi bakan yardımcısı da sağ. Ve Sayın Kurum Bakanımızın, Sayın Kurum'un teknik heyetin hepsi de sağ. Allah'a çok şükür. Bunlara tek tek sorulabilir. Bak bu kadar net konuşuyorum. Ben burada dükkan yapmayı istemedim. Merdivenle belediye tarafından inilecekti 3 metre. Sonra Köşk Pastanesi'nde düz olacaktı. Aslında hedefiniz buydu. Buydu. Bizim projemiz 6'da 2 kat otopark. Bakın biz yola çıkarken böyle çıktık. Yani şimdi milletin konuştuğu da bu başkanım işte. Yani, niye böyle olmadı o zaman dinleyelim. Şimdi sizi. Araba alıyorsunuz, zengini beğenmiyor başkası. İyi niyetlilere bir sözüm yok ama art niyetli olanlara da üzülüyorum. Üzülüyorum yani. Üzülüp de çok mu dinliyorum başkanım değil. Dinlemiyorum da yani biz işimizi yapacağız, eleştiri olacak. Ama mantıklı bir şey olsa üzülme. Çünkü neden? Sayın başkanım bizi takip etmediğini düşünüyorum. Bir, iki... toplantıya geçsen sorsan anlatacağız bunu. Yani böyle bir siyasetinde o saçma salak olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi defalarca oturduk. Bakın şu dosyaları kasıtlı getirdim. Bunları açacağından değil. Yemin ederim bunların hepsinde en az 4'er 5'er tane proje var. 6 kere 4 24. Ben 32 biliyorum. Yani yeni projeler mi? Yok yok. Meydan 32 tane proje var içinde. Hepsi meydanla alakalı. Hepsi meydanla alakalı. Ben belki 30 kere gittim geldim bakan yardımcımızla. Ve bu projelerin ortaya çıkmasındaki esas bakanımızdır. Yani ben dedi ki buraya dükkan yap. Dedim ki efendim bu yanlış anlaşılır birilerinin anladığı gibi. Dükkan yapmayalım. Hayır dedi dükkan yap. Tek kat otopark yapayım dedim. Çift kat otopark yapayım dedim. 2 kat. Tek kat yap dedi. En son bakan beyi Allah razı olsun ikna ettik. 2 kat yap tamam dedi. Ama üstüne dükkan yap. Satılır mı satılmaz olur mu dedi. Ya buradan da dedi dönüştürürsün. Yani burada harcayacağın parayı buradan karşılarsın. Ve karşılıyor. Böyle olursa dedi. Valilik bölümünde sana tahsis ederim. Bizim de Allah var işimize geldi. Şimdi yani. Başkanım şöyle anlayayım o zaman. Normalde sizin alanınız bir de müzenin önü valilik alanı dediğiniz kısım. Bu proje olursa mı dahil edin dediler. Biz ayrı da çizdik projeyi. Tabii ayrı proje de var. Projelerde ayrı tabii, proje tabii. De var. 4 dönüm, 5 dönüm üzerine çizdiğimiz proje var. Sonradan burayı da ilave edin dedi. Biz de değil dedik. Yani nasıl sizde değil, sizde efendim dedim. Yani tapu sizde. Allah razı olsun veririm dedi. Yani burayı da veririm. Meydan. Çünkü bize 8 ay önce biz yola çıktık. 1 yıl sonra tapuları almadan 8 ay önce bize bir tebrik şey geldi. Bakanlık. Meydan olmayan illerde meydan yapılması hususunda işte meydanın neden gerekli olduğunu anlatan bir yazı geldi. Yapın dendi yani bize. Halbuki biz yol almıştık, çıkmıştık. Ben o yazıyla beraber gittim. Sağ olsun Bakan Bey de bu konuda bize destek oldu. Yani buradan çıktı ve biz kılavuz kazı yaptırdık. Korkunç bir su çıktı yeraltı suyu. Sonra dedim ki yine de yapalım. Benim teknik heyetim, projeyi çizen, statikçi, mekanikçi, mimar, kim aklınıza geliyor? Yapamayız dediler. Ya niye yapamıyoruz? Fore kazığa bile gerek yoktu biliyor musun orada? Tek kat olunca. Ben istedim. Dedim buraya yapalım. Yapmasak ne olur, yapsak ne olur? Her gelen dedi ki burada fore kazığa gerek yok. Korkuttular beni. Deprem bölgesi burası. Sonra mecbur eski SGK'nın olduğu yeri tek kata indirdik biz. Mecburen. Sormadığımız kalmadı. Yani olmaz mı dediler? Olmaz dediler. Sıkıntı yaşarsınız.
olabilir ama belki maliyet 3'e çıkacak. Yani 200 araç ilave için veya 150 değer mi, değmez. Yani şöyle mi diyelim başkanım? Ortalama 250 bin civarı, bir milyon tabii civarı bir rakam olduğunu söylediniz. Öyle olsa atıyorum 700 milyonu mu bulur? 700 milyonu bulmazdı, belki 400 milyonu bulurdu ama ben şunu anlatacağım, o rakamı. Bu rakamı yine bulmuyordu burası. Sonra biz o bir kattan mecbur vazgeçince müze tarafı iki kat olacak. Bura tek kat. Vazgeçince ben maliyetten kaçmadım. 1,5 güvenlik kat sayısıyla yapıyoruz şu anda binanın tamamını. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu anda yeni yapılan hastaneden, güvenlik gerektiren askeriyeden, cezaevinden daha da sağlam bir bina burası. Ve yük taşımıyor. Üstünde bir şey yok. Yani Allah korusun, tabii Cenab-ı Allah bilir, o gün şartlarını bilemeyiz ama 12 şiddetinde deprem olsa inanın uzanın şöyle yatın. Bak bu kadar net konuşuyor. Tabii ya, Cenab-ı Allah ama şuna yani bu meydanın... Biz maliyetten kaçmadık, oradan dönen maliyetin tamamını bu güvenlik kat sayısına harcadık. Yani atıyorum 8'lik demir kullanacaksak 12'lik, 5 asır yetiyorsa 15 asır, 10 asır oldu, böyle düşünün yani. Eleştiriler şuna, meydanın iki katlı bir kata düştü belki bu şartlardan dolayı ama bu dükkanların yapılmasıyla birlikte üç cepheden meydan gözükmüyor. İşte Atatürk Bulvarı'ndan sanıyorum meydana giriş olacak. Orada da bir yine kottan dolayı sanıyorum orada da biraz yükselme var. Merdivenlerle çıkılacak. Yani şimdi hem orada bir tarihi bina var, bu dükkanların yapılmasıyla birlikte tarihi bina da bir şekilde kapatılmış oluyor. Ama bir şey söyleyeyim Ercan Bey. Teras gibi bir şey oluyor. Hani meydan diyorduk ya, bizim hepimizin hayallerinde böyle ya, sağdan baktığın zaman şimdi, karşıyı gördüğün, soldan baktığın zaman karşıyı gördüğün. Şöyle bir yer düşünün. Böyle bir meydan düşünün. Evet. Buranın kotu buraya göre 3 metre 15 santim yukarıda. Buranın kotu buraya göre 40 santim yukarıda. Buranın kotu buraya göre. Evet. Bura ayrı. Yani kotların hiçbiri tutmuyor ki birbirini. Yani burayı sakın yapasak aralarda merdivenli bölmeler olacaktır. Yani burada girişte onu hissetmeyeceksiniz ama şunu söylemek istiyorum. Biz burayı mutlaka yolla, asfaltla veya kazıp tekrar kotuyla oynarız. 20 santim, 30 santim, 50 santim oynayamazsın. Başkanım, bu bulvar tarafından girişte 9 basamak falan diye böyle öyle bir şey yok değil 70 mi? 70 santim yok dedi ya. 70 santim. 70 santim kaç basamak? 6 basamak falan olur. Şimdi sanırım onu hissetmeyeceksiniz. Evet. Niye? O projede var. Çok farklı bir giriş projesi var. Ama bizim derdimiz bakınca meydan görünsün değil, üstten bakıverir. İşte meydan ama değil de teras gibi olmuyor bu peki, zaman. Mesela şimdi Üsküdar teras meydan diyelim. Yani. Demokrasi meydanı var. Şimdi oradaki belediye başkanı da çok güzel, deniz kenarında bir yer, meydan. Oradaki belediye başkanı da ya ben buraya bir dükkan yapayım da üç katına böyle bir meydan yapayım. Bazen de kamu rantı vardı ama burada vatandaşı açısından da siz belki çok para harcayacaksınız. Bu paranın maliyetini yani, çıkartmanız belki aynen yıllar bulacak ama kamu yarar açısından da hani o dükkanlar yapılmasaydı yapılmasaydı belediye tarafından 3,5 metre aşağı mı inilseydi? Yo, amfiteyatro gibi yapılabilirdi. Orada basamaklarla vatandaşlara konser izleyebileceği. Ben başından söyledim. Bunu bir şeylere birilerine atmak için değil ama bizim ilk projemiz senin dediğin gibiydi. Çok eleştiri geliyor. Emin olun biz yolda yürürken herkes soruyor bunu. Herkes bunu konuşuyor. Tabii siz de aydınlatmaya çalışıyorsunuz. Bitince evet, inşallah bir daha konuşuruz. Başkan Bey net bunu söyledi ama Ercan Şeker. Aslında benim istediğim de o. Yani mantık da onu söylüyor dedi ama bakanlık, Murat Bey falan galiba böyle bir şey önerdiği için mi? Bakan Bey'i mi kırmadınız biraz da başkanım? Ya kırma öyle. Şöyle yani mesela biz ben burada çıkar mı dediğim de hakikaten yolun meylinden onu göremiyorsunuz. Belediyeden çıktınız aşağıdaki pastaneye gidince kadar aşağı doğru indiğinizin farkında değilsiniz. Ben de değildim. Ben de değildim yani. Ama arada 3 metre 15 santim tam hatırlamıyorum. 3 metre bir kot var. 3 metre diye. Çünkü içi aşağı inince merdivenle iniyordunuz ya. Şöyle bir durum var. Eski Şahinler'in o bir kısım de, girişini diyorsunuz değil mi başkanım? Burada bir. Bir de şöyle bir şey var. Oradaki esnaf valinin gitmesinden rahatsızdı. Ticarete çok büyük zarar olmuştu. Doğru mu? Doğru. Yani orayı da hareketlendirmek adına ben bunları açık açık söyledim. Ya burada da bir hareketlilik sağlar. Evet, böyle bir avantajımız olur.
ekonomik anlamda maliyetler çok yüksek, bunu karşılayabilir ama böyle de bir avantajımız olur dedik. Böyle bir proje oldu. Bence güzel oldu. Yarın bitince tekrar konuşmak lazım. Bizim Batı çıktıya da aynı şeyi söylüyordu. Burası göl olur. Biz anlatıyorduk burada bir batacak çıkmayacak. Aşağı dalıp o kotu kurtaracak diye. Onu da söyleyeyim. Bazı hemşehrilerimiz diyor ki yaprak tarafından niye battı çıktı olmadı. Burada onu battı, da soruyorlar evet. Battı ama çıkmadı yani. Karayolları mı istemedi onu? Engel yani, mi? Karayollarından bir buçuk yıl sürdü zaten bizim onu. Başladık müsaadesi, izini. Ama 2019'un projesidir bu. Oradan onu yapamazdık. Yapamıyorduk yani. Net. Biz onu yapamazdık. Altta şehrin çok büyük kolektörleri geçiyor. Kargaz, içme suyu, yağmurlama, kanalizasyon. Onlar hep dikey geçiyor fuar yoluna doğru. Siz nasıl inecektiniz buradan? Üstünüzde borular. Öyle bir şansımız tabii, yok. Tabii onu kent meydanında o kaç araçlık bir şu anda son durumla birlikte şimdi, kaç araç kapasitesine sahip olacak? Kaç dükkan, dükkanları satacak mısınız? Dükkanları satacağız. Bir market yapılacağı söyleniyor. Market olacak. Büyük bir market sanıyorum. Onlar biraz da onlar da detaylandırabiliriz. Şimdi dükkanların sayısını şöyle söyleyeyim. Bizim planladığımız 41 dükkan. 42 veya 41 proje de var. Şeyi peki 41 tane dükkan. Başkanım. 41 dükkan. Orada olacak işletme şeylerine karışacak mısınız? Hani burada şu olsun, hakimiyet burada şu bizde olacak. Yani kent estetik komisyonu kurmuştum ben. Bu sektördeki çok kıymetli arkadaşlarımız. Siyasetle, mecliste de hiçbir alakaları yok ama meclisten de kendi çalışan personelim de var işin içerisinde. Mimar ve şehir plancı. Tamamen özel sektörde bu işe talip olan arkadaşlarımızdan, hemşerilerimizden bir kent kurduk. Estetik komisyonu. Buna estetik komisyonu karar verecek. Tabelasında. Yani dükkanı satıyoruz ama oradan neler yapılacağı belli olacak. Bizim himayemizde olacak. Şimdi kaç dükkan olacak? Bazen espriyle yaklaşıyorum. Size ne kadar lazım? 100 metre. Buyurun kesiyoruz 100 metre gibi. Burada net şu anda projede tadilat yapmazsak, bunu söylüyorum. Tadilat yapmazsak 41 dükkan olacak. Ya birilerinin dediği gibi 80 dükkan, 300 dükkan, 5 böyle bir şey yok. 41 dükkan olacak. Ama tadilat yapabiliriz. Yani bu 43 de olabilir. Yani 45 de olabilir. Bu bütün mitingler, konserler falan artık burada mı yapılacak? Onu vallahi biz bayramlar, resmi şöyle söyleyeyim yani festivaldeki mitingi burada yapma şansımız yok. Mitingi diyorum. Konseri. Konseri burada yapma şansımız yok. 100 bin kişiydi ikinci gün. 100 binin üzerindeydi sayı. İlk gün 70 bin civarı, 70-80 bin civarında. Bunu burada yapma şansımız yok. Ama burada bayram, yani valiliğimiz bilir. Ben bilmiyorum vali beyin kararı. Burada yapabiliriz veya şehir oturur bir karar verir. Normalde gören alanı olarak kullanılabilir. Kullanılır tabii. Kullanılabilecek. Ortasından aşağı inen çok güzel bir statik şey olacak. Merdiven olacak. Yani üç katında bağlantısı birbirine olacak. Evet. Ercan Bey bitince beğeneceğinize inanıyorum. Güzel bir şey olacak. Bu şehre de katma hani değer sağlayacak. Her açıdan görünseydi o ama şimdi saha deyince böyle çim halı saha gibi bir şey hayal ediyordunuz. Evet.